ekranlarından bir kez daha mutlu günler değerli izleyiciler. Konuk evi programının özel bölümüyle birlikteyiz. Öncelikle bizleri evlerinize, mekanlarınıza konuk eden siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Konuk evinde değerli isimler yine bizlerle birlikte. Dediğim gibi özel bir konuk evi programıyla sizlerleyiz, karşınızdayız. Ve stüdyomuzda da çok değerli isimler bizlerle birlikte. Öncelikle Balkan, Samsun Mübadele ve Balkan Kültürünü Araştırma Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Özral stüdyomuzda bizlerle birlikte, ki daha önce de kendisiyle bir araya gelmiştik, bir program gerçekleştirmiştik. Yeniden hoş geldiniz diyoruz Erdoğan Bey. Ve değerli izleyiciler, bugün bu programı yapma sebebimiz aslında Selanik'ten gelen misafirlerimiz var. Samsun'da onları ağırlıyoruz ve onlar bir eğitim için buradalar. Bunu konuşacağız bugün de programımızda. Bunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Onların Samsun izlenimlerini sizlere aktaracağız ve bu kapsamda da Mr. Miltos stüdyomuzda bizlerle birlikte, Mr. Stefanos ve Mr. Stalios stüdyomuzda. Yine değerli izleyiciler, konuklarımız arasında Sayın Ahmet Turunç da, sosyal çalışmacı Ahmet Turunç da bizlerle. Hoş geldiniz. Welcome diyoruz sizlere de. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Erdoğan Bey, isterseniz sizinle başlayalım. Konuklarımızla devam edelim. Kendinizi isterseniz bir tanıtın yine bizlere. Dediğim gibi daha önceden bir program gerçekleştirmiştik ama o programda dernekle ilgili konuşmuştuk daha ziyade. Mübadele Derneği'nden bahsetmiştik. Bugün farklı bir program gerçekleştireceğiz. Bu çalışmayı anlatacağız bizleri izleyenlere ama öncelikle sizi tanıyalım yine isterseniz. Tabii. Yani bu ikinci defa dediğiniz gibi. Öncelikle biz de teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi bizler, yani Samsun Mübadele Derneği olarak Lozan'ın ve Mübadele'nin 90. yılı kutluyoruz. Ayrıca Balkan Savaşları'nda 100. yılı, çok iyi bilindiği gibi. Bu Lozan'ın ve Mübadele'nin 90. yılı etkinlikleri kapsamında, daha önceden de bahsetmiştik zaten öteki programımızda. Bu kapsamda çok etkinliklerimiz olacak demiştik. Ve evet, bu da o etkinliklerimizden bir tanesi. Kültür Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla, yerel yönetimlerimizin de katkılarıyla bu iletişimi kurduk. Ve bu bağlamda da daha önce de söylediğimiz gibi sosyal, kültürel, teknik anlamlarda mübadele için içeriğinde kapsamına alınabilecek olayları da kapsayarak Samsun'umuzu bu anlamda da Yunanistan'daki dostlarımızla beraber karşılıklı olarak bunları paylaşabilmek, ne yapabiliriz'i konuşmak ve kültürümüzü paylaşmak, sosyal teknik imkanlarımızı gözden geçirmek, kendi aramızda bir istişarede bulunmak amacıdır öz olarak söylemek gerekirse. Yine tabii ki Yunanistan'da, Türkiye'de aynı şekilde doğal afetlere açık, özellikle depremlere açık iki ülke. Evet. Ve bu bağlamdan, bu yoldan da çıktığımız takdirde de, çünkü Atina depremi olsun, biz en son hatırladığımız bizim Van depremi olsun, bu depremlerde de karşılıklı olarak yardımlaşma, evet, olanaklarına kesinlikle oldu. Ve bu süreçler içerisinde teknik bazda da bir takım gelişmeler oldu. Gerek biz Türkiye'de oldu, gerek Yunanistan'da oldu. Ve bunu paylaşabilmek ve daha, Allah göstermesin ama, böyle durumlarla karşılaşıldığı zaman da bu imkanların karşılıklı olarak paylaşabilmesi adına ve çekilebilecek acıların minimuma indirgenmesi için ne yapılabilir konuşmak ve karşılıklı olarak yine Samsun'da ve Selanik'te de bu anlamda da ne yapılabilirleri tekrar tekrar konuşmak ve karşılaştırmak imkanı yakalanmıştır. Evet. Ben zaten sizin aracılığınızla da kendine söylemiştim. Mr. Bernakis'e, Mr. Stefanos'a, Mr. Stelio'ya tekrar hoş geldiniz diyorum. Hem Samsun halkına, hem derneğimiz adına, hem Türkiye adına hoş geldiniz diyorum kendilerine. Gerçekten 18 saatlik bir yolculuktan durmaksızın, Selanik'ten bu yana 18 saat uzun bir yolculuktan sonra geldiler. Bizi onurlandırdılar ve bizim AFAD, yani Samsun'daki AFAD dostlarımızla da, yöneticilerimizle, evet, de teşekkür ediyoruz. Çünkü onlarla bu teknik bazda paylaşıyorlar. Evet, çalışmalar onların bünyesinde sanırım. Onların bünyesinde. Biz sadece aracılık ettik bu bağlamda, 90. yıl münasebetiyle aracılık ettik ama tabii bu teknik paylaşma AFAD'la Selanik Belediyesi'nin teknik ekibi arasındaki iletişimin geliştirilmesi bazındadır. Bu bağlamda benim şimdi şu anda kısaca söylemek istediklerim, evet, var. Peki, konuklarımızı tanıyalım isterseniz. Siz yine, tabii, bize yardımcı olacaksınız. Mr. Miltos'la başlayalım. Okey. Kendisini tanıtır mı acaba bize? Tabii. Mr. Miltos, can you describe yourself, please? Yes. Present. First, thank you to invite to come here.
When we take a report to come in Turkey, in Samsun, everything a little for us a symbol. Okay, we say it's a new team, rescue team. Go there to give them some information, a plan how we make a rescue. But we didn't put in our mind that power of AFAD. And when we come, because we come direct from Thessaloniki to Samsun, we take only two stops for a half an hour. And all the time we change crew to driving. In front of the city, they wait us, Mr. Erdogan with his team. For me, was very kind. And from this time, I put in my mind, okay, here we have something serious. And when we are going in a building, AFAD, all the people were so kind and friendly, and the hospitality is unbelievable. Thanks a lot for all this. And we see all the power of AFAD and the technicals, the scientists, and I believe AFAD maybe is the biggest rescue team in Turkey. Evet, thank you. Sanıyorum memnun olduğunu ifade etti, değil mi? Sizden alalım isterseniz yine. Tabii. Mr. Bernakis, Nicholas Bernakis ve gerçekten bu Selanik Belediyesi'nin şu andaki teknik ekibin başındaki dostumuz. Kendisi 18, size söylediğim 18 saatlik bir yolculuktan 3 arkadaşla tekrar kullanarak geldiler. 2-2,5 saatlik bir dinlenmenin ve şeyin ardından yemek molasında direkt olarak geldiler. Ve bizden de teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz Mr. Miltos'a. Bizden övgüyle bahsetti karşıladığımız için. Plan, bilgi ve teknik konudaki paylaşımlarını söyledi. Ve gerçekten de AFAD'la beraber çalıştıklarını ve bu AFAD'ın bir defa teknik ve şey bazda bilgi paylaşımı, bilgi birikimi açısından da çok yüklü bir kuruluş olduğunu ve hakikaten de bu anlamda bilgi birikiminin yüksek olduğundan bahsetti. Ve kısaca bunları söyleyebiliriz. Evet, yani. Mr. Stefanos'tan da alalım yine düşüncelerini, bilgilerini, buraya Stefanos gelme sebepleriyle alakalı olarak. What's your impression in Samsun and to come to Samsun? What can you say about your trip and the technical? Ben şunu ekledim, Mr. Stefanos ekibin medical, yani sağlık yönündeki üyesi. Bir sağlık çalışanı diyebiliriz. Diyebiliriz tabii ki. Bu anlamdaki üyesi. Zaten biliyorsunuz AFAD şeylerde bütün olarak teknik, iletişim, tek kurtarma, rescue bunlar birdir. Mr. Stefanos da bu anlamdaki medical bölümünün şeyi. Okay. I'd like to thank AXTV very much for your invitation here, and most of all I would like to thank you, Mr. Erdogan, for your invitation in Samsun. As Mr. Miltos Benaki said, it's a great honor for us to be here, and when we come here from Greece we did not know what to expect, but when we saw AFAD, all the people here were of course very friendly and very kind, very hospitable. It's amazing, the structure here in Turkey is amazing. You give a lot of weight to civil protection with AFAD, and this is very very nice. It's great. Yeah. Bu da aynı Mr. Bernakis gibi, ben de burada olmaktan çok mutluyum diyor kısaca. AFAD için övgüler söylüyor. Gerçekten evet, AFAD'ın boyutuyla ilgili sanıyorum. Tabii, aynı. Çünkü AFAD'da da aynı bölümlemeler var, aynı çalışmalar var. Yani evet, çok özdeşleşiyor biraz çalışmaları. Bu anlamdaki Mr. Stefanos da zaten bununla ilgili arkadaşımız. O da övgüler yayılıyor. Çok Samsun için, AFAD için güzel düşünceleri var. Zaten 2 günlük çalışma içerisinde de bunu söylüyor, görüyorlar, söylüyorlar zaten. Evet. Mr. Stelios, sizden de alalım. Kendi duygu ve düşüncelerini, Samsun'la ilgili izlenimlerini, gözlemlerini. What's the impression of Samsung and the other things? Τι εντύπωση σου έχει κάνει μέχρι τώρα στη Samsung για όλα αυτά που είδες, για όλα αυτά που έκανες, πώς νιώθεις? Έχουν ένα η AFAD, πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό. He said the same things, that you are very friendly here, all of people in Samsun, and especially AFAD that we know best of. You have a very high level of preparedness and civil protection. It's very high. Thank you very much.
Gerçekten Samsun olmakta aynı şeyleri paylaşıyor. Samsun olmaktan çok mutlu. Samsun insanının karşılaştıkları, Samsun insanının şeyinden, nezaketinden bahsediyorlar. Artı AFAD için de yine aynı görüşleri paylaşıyor. Çok üst düzeyde bir kuruluş olduğunu söylüyor. Zaten Mr. Stelios da telekomünikasyonla görevli arkadaşımız. İletişimci sizin de aynı meslekten diyebiliriz bir anlamda. Çünkü biliyorsunuz afatlarda çok önemli bir telekomünikasyon önemli bir konu. Onun için o da o yönden incelemeler yapmak çalışmalar içerisinde. Evet, bu anlamda da çalışmalardan duydukları memnuniyeti öğrenmiş olduk. Peki bu çalışmalara birazcık değinecek olursak Ahmet Bey, sizden dinleyelim bunları da. Neler yapıldı çalışmalar kapsamında ve daha da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Evet, neler yapılacak? Öncelikle ben bu işbirliğini bütün Samsun halkına, bütün insanlara duyurmamıza imkan verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çünkü şu an Erdoğan Bey'in de ve derneğin desteğiyle yapmakta olduğumuz çok önemli bir aşama. Bu aslında AFAD'ın genel benimsediği eğitim kısmının bir parçası, uluslararası işbirliği ve deneyim paylaşımı. 3 gündür arkadaşlarımız burada. Pazartesi günü işte Sayın Valimizi, Sayın Hüseyin Aksoy'u ziyarete gittik hep birlikte. Ardından öğleden sonra hemen programımıza başladık. Bizim genel yapılanmamız işte 2009'da AFAD'ın yeni başlamasıyla birlikte hangi sisteme geçtiğimiz, işte hangi model üzerinde çalıştığımız, onların Yunanistan'da uyguladığı modelden örnekler aldık, istedik, paylaştılar. Dün de burada uyguladığımız bazı çalışmalar, örneğin işte Ağaca Güney'de aktif heyelan nasıl müdahale ettik, sellere nasıl müdahale ettik, depremlerde nasıl müdahalede bulunuyoruz. Onun dışında da birlik binamızı dolaştırdık. Hani hangi ekipmanları kullanıyoruz? Evet, teknik anlamda. Teknik anlamda, evet. Ve bütün birimlerimizi gezdirerek hem onların gözlemlemesini sağladık, hem de onlardan bilgi aldık. Onlar da ne şekilde hareket ediyorlar, yapılanmaları ne şekilde. Bugün de sanırsam eğer vaktimiz kalırsa öğleden sonra yine Ağaca Güney beldesine gidip çarşambaya. Orada aktif heyelan bölgesini yine ziyaret edeceğiz yerinde. Evet. Ardından yarın bir kimyasal KBRN tatbikatımız var. Cuma günü de yine genel bir tatbikat olarak Alaçam ilçesinde bulunacağız. Programımız bu şekilde. Arkadaşlarımızla bunun dışında da yine Samsun'u gezdiriyoruz. Evet, sosyalde bir İnsanları tanımalarını var, istiyoruz. Evet. Ayrıca belirttikleri gibi de Samsun'u çok beğenmişler. Burada olmaktan çok mutlular. Biz de onları ağırlamaktan çok mutluyuz, şeref duyuyoruz. Evet. Peki Erdoğan Bey, bu projenin de çıkışı nasıl oldu? Siz dernek tarafından böyle bir proje ortaya atıldı. Sonrasında tabii ki etkileşime geçildi karşı tarafla ve bugün gelinen nokta da bu. Peki çıkışı nasıldı? Nasıl böyle bir şey aklınıza geldi? Evet. Şimdi Burcu Hanım, başında da söylemiştim laflarımın. Orada da şunu demiştim. Bu 90. yıl münasebetiyle bizim projelerimiz olacak. Bir önceki sizinle buluşmamızda da aynı şeyi söylemiştik. Evet. Bu onlardan bir tanesi. Bir proje. Bizim derneğimizin amaçlarından bir tanesi de özellikle Balkanlar ama özellikle de Yunanistan'la ilişkilerimizi sosyal, kültürel, teknik anlamlarda geliştirebilmek. Tabii biz de bir mübadele derneğiyiz ama Samsun'un da bir derneğiyiz. Bu anlamda da Samsun'a bu anlamlarda da hem de hem teknik, sosyal, endüstriyel, turizm açısından da Samsun'u da bir öne çıkarmamız gerekiyor. Kültür paylaşımının dışında. Böyle bir gelişti, böyle başladık. Sonra Dışişleri Bakanlığımızla, Kültür Bakanlığımızla, yerel yöneticilerimizle de görüşerek bu anlamda tabii ki görüşlerini de alarak, onaylarını da alarak böyle bir şeye giriştik. Ve zaten iyi olduğuna da inanıyoruz zaten böyle bir şeyin. Çünkü hem arkadaşlarımızın Samsun'u tanımaları, Türkiye'yi bir anlamda tanımaları. Gerçi Mr. Bernakis daha önce İstanbul'da falan çok da başka şeyleri de var, hobileri de var. At mesela horse trainer, yani at şeyi Mr. Bernakis aynı zamanda. O yüzden Türkiye İstanbul'u, evet, Türkiye'de tanıyor. Ama Samsun'u da tanımalarını istedik. Karadeniz ve Samsun'u da. Böyle bir şey olunca da Selanik zaten bizim dedelerimizin geldiği yer. Our grandfathers came from, as I told you, from Selanik'i. Yes.
dedelerimizin geldiği için bizim de ilk hedefimiz tabii ki Selanik'teki dostlarımızla bir araya gelebilmek. Evet, böyle bir birliktelik. Bölge birlik, Samsun, Selanik, friendship yani dostluğu geliştirmek bir anlamda. Evet, çok da iyi oldu. Tabii ayrıca biz Batı Trakya'dan da bazı belediyeleri davet ettik ama onlar işlerin yoğunluğu diye gelemediler. Onlara da saygı duyuyoruz tabii. Belki ilerleyen günlerde bu alışveriş şeklindeki iletişim devam edecek. Tabii. Başka konuklarımız da gelecek mutlaka ki. Sanıyorum siz de böyle bir ziyarette bulunacaksınız ilerleyen günlerde. Tabii. Yani bu çalışmalar devam edecek anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Biz bu yüzden de Selanik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz zaten. Gerçekten arkadaşlar yani bu bilgi paylaşımının dışında dostluğun da gelişmesine bir vesile oluyor bu tür şeyler. Biz tekrar tekrar Selanik Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Böyle bir şeyi bizlerle paylaştığı için. Zaten Mr. Miltos Benakis'in de söylediği gibi Eylül'ün sonunda veya Ekim ayının başında end of the September and beginning of the October aynı şeyi Selanik'te yapmayı düşünüyorlar ve AFAD'ı da aynı mütekabiliyet esası içinde öyle bir şey düşünüyorlar. Tabii ki işte bu da bunun mütekabiliyetten karşılıklı gelişmesine de yardımcı olacaktır. Bizim arkadaşlarımız da orada gösterdiklerini orada göreceklerdir bir anlamda, evet, paylaşacaklardır. Mutlaka başka şeylere de vesile olacak değil mi? Tabii. Sadece AFAD çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak. Tabii. Her şeyden önemlisi insan ilişkileri bakımından etkili olacak ama bugün AFAD'ı konuşuyoruz. AFAD için buradalar. Tabii. Arama kurtarma ekibi kendileri. Peki Mr. Miltos'a soralım isterseniz. Afet ve acil durumlarda böyle bir birlikteliğin önemi nedir ona göre? What was the important just to share the our problems rescue during the rescue times. Rescue times. Yes. Yeah. What's the main problem? In Greece, in Turkey, all over the world. In your opinion, of course. If we have a problem. Yeah. What's the main problem? Telecommunication. Για ποιο πράγμα τώρα, Στεφάνια? Γενικότερα, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα στη διάσπιση. Γενικότερα. First of all, I'd like to say I'm coming to Turkey in Istanbul a lot of times because I belong to a Greek horse federation and we are coming to make a big competitions with the Turkish people. I have a very good Turkish friend from this industry. And now I'd like, because I have friends from rescue teams. So in a rescue system, we have many problems. When we are going to save people, we don't know the land where exactly going, because many times we have snow and all the difficult things. We have a problem because the time hurry up all the team. We'd like to go to find the people live, to save his life. And it depends from the weather, it depends from the accident, how big is the accident. And all this is a big problem when we are going to save someone. We are ready for everything. We don't have so many good communication with the other government teams, but we hope in the future we have the best all the teams to make from each other a good mission. Yeah. Şimdi tabii öncelikle Mr. Miltos Bernakis biraz önce size söylediğim gibi yani çok güzel bir horse trainer ve uluslararası yarışmalarda İstanbul'da yarışmalara katılmış zaten. Ve orada da dostluklar elde etmiş zaten kendisi. Evet, zaten öncesinden de Türkiye ile böyle bir bağlantısı tabii, var. Tabii yani spor bazında da ilişkileri var İstanbul'da bu anlamda. Tabii sizin sorduğunuza karşılık gelerek çok detaylı yani çok şey var diyor, problem, çok problem var diyor tabii diyor. Öncelikle diyor hazır olmak diyor. Yani AFAD gibi belediyelerin veya hükümet birliklerinin bu anlamdaki sivil şeylerin, toplum örgütlerinde hazır olması. Yani şeye, felaketlere önceden hazır olmaları gerekiyor diyor. Yani bir earthquake, bir deprem ya da bir flood dediğimiz sel falan karşılık birliklerin kendini hazır etmeleri.
O anlamda bir defa bu olması gerekiyor. Her daim hazır olmaları gerekiyor. Ondan sonra halkın durumu, panik olabilir, başka şey olabilir. Halkın durumunun çok büyük etkilediğini çalışmaları söylüyor. Artı yerin ve arazinin durumu, yani dağ olabilir, mountain, ova olabilir, onun durumu çok önemli. Kar olabilir mesela, evet. O durum olabilir ya da selde başka türlü şeyler olabilir. Acelecilik, yani insanların veya şeyi çalışmaların aceleciliği, yani bir panik başka, bir acele etmek başka, biliyorsunuz. Evet, daha vahim bir hale getirebiliyor. Kesinlikle. Onun için yani acelecilik bu anlamda da önemli, bu aşamalardan baktığımız zaman. Çünkü insan yaşamı çok önemli bu arada. İnsan yaşamı için, yaşamı kurtarmak için yapıyorsunuz bunları. Artı hava durumu tabii. O andaki sizin çalışmanız, yaptığınız zamandaki havanın, weather condition çok önemli. Hava durumu nasıl? Yağıyor mu hala? Kar yağıyor mu? Sizin çalışmanızı ne derece etkiliyor? Ondan sonra bu arada oluşabilecek kazalar. Evet. Yani bir depremde olan kazalarda insan kurtarırken oluşabilecek kazalar olabiliyor. Evet, o da ölüme sebebiyet verdiği durumlar bile olabiliyor. Tabii. Onun için bilinçli çalışmak. Hazır olmak da bunu kapsıyor zaten. Her şeye hazırlıklı olmak dedik zaten. Haberleşme tabii, telecommunication çok önemli. Haberleşme bu arada. Çünkü çok lokal bir yerde de olabilir, geniş bir platformda da olabilir aynı hadise. Arasında haberleşme, hem oradaki haberleşme hem de yardımlaşma bazındaki diğer ünitelerle veya ülkelerle haberleşme çok önemli. Yerel, lokal veya uluslararası olabilir. Bir de hükümet birlikleri ve diğer sivil örgütlerle beraber çalışabilmek. Yani çünkü ayrı ayrı çalışmanın dışında bir organize edilmiş çalışmanın önemi bu. Yani kısaca bir brief olarak yaparsak bunları bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Peki Mr. Miltos'un önceden Türkiye ile bir bağlantısı olduğunu söyledik. Diğer konuklarımıza bunu sorsak, Türkiye ile ilgili ne vardı fikirlerinde buraya gelmeden önce ve şu andaki düşünceleri ne ve daha önce geldiler mi Türkiye'ye? Have you ever been to Turkey? No, I have never been. This is the first to Turkey time. Before. This is my first time in Turkey. Yes. How about Stelio? Have you... Έχεις ξανάρθει στην Τουρκία, λέει. Yok. İlk kez geliyorlar. İlk defa geliyorlar. Peki nasıl bir fikir vardı? Geldiklerinde neyle karşılaştılar? What is your opinion about Turkey? What was your idea before coming here? I know that it is a very big country. I know that people have the sense of hospitality. I know that. But I see now not just Istanbul that we saw, but other cities in north, like Samsun that we have seen, are very increasing. There's a lot of people in it. There's very construction going on, and it has very high level of preparedness for civil protection, which interests us in this particular area. Mm. We did not expect so much preparedness from the Turkish country. Yani gelirken tabii ilk defa geliyorlar Stelio Stefanos, ama gördükleri şu: İstanbul'un dışında bir Türkiye var ve Samsun'da... Tek İstanbul biliniyor tabii, değil mi dünyada? Tabii. Ama İstanbul'un dışında Samsun geldikleri için çok büyük bir gelişme gördüklerini söylüyorlar. İnsanlarından ve şeyden, şehirleşmeden ve yapılaşmadan çok büyük bir şey olduğunu görüyorlar ve her şeyden memnunlar. Kısaca böyle özetleyebiliriz yani. Evet. Burada olmaktan mutlular. Başta söyledikleri gibi yani. Evet, ne kadar güzel. Peki yine AFAD'daki çalışmalara dönecek olursak. İletişime geçtiniz. Çalışmalara başladınız ki devam da ediyor. Neler aktardılar sizlere? Bu çalışmalarda tam olarak neler yapıldı? Bu çalışmalar genel olarak aslında biraz briefing tarzında, sunu tarzında. İlk defa işte bugün alana çıkacağız. Onlar da daha çok gönüllülük esasına göre çalışma olduğu için açıkçası onlar bizim burada sahip olduğumuz imkanları, bizim hazırlıklı oluşumuzu çok beğendiler. Bu konuda da takdir ettiler defalarca. İl müdürümüzle birlikte yaptığımız toplantılarda, konuşmalarda onu da dile getirdiler. Onun dışında yani bu şekilde devam ediyoruz şimdilik. Evet, ilerleyen umarım, zamanda siz de oraya ilerleyen gideceksiniz. İlerleyen zamanda biz de oraya gitmeyi umuyoruz. Zaten defalarca yine davet ettiler bizi. İşte Eylül'ün sonu, Ekim'in başı gibi bizim Selanik'te de böyle büyük bir tatbikat olacak diye. Oraya gelmenizi umuyoruz dediler. Yunanistan'da da işte elimizden geldiğince yine
bu çalışmalar için, sizi davet etmek için elimizden geldiğini yapacağız dediler. Evet, böyle de bir iletişim sağlanmış oldu. Evet, o şekilde. Evet, peki Erdoğan Bey, yine bu çalışmalardan bahsediyoruz ama çalışmalar kapsamında bazı ziyaretler de gerçekleştirdiniz. Biz de bültenlerimize taşıdık hatta bunları zaman zaman. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ettiniz ve yakın zamanda da sanıyorum Atakum Belediye Başkanı Metin Vurma'yı ziyaret evet. ettiniz. Bu programları birazcık anlatacak olursak, neler yapıldı, daha neler yapılacak? Evet, şimdi tabii bizim Sayın Valimizin büyük desteklerini gördük bu anlamda. Yani bir diğer projelerde olduğu gibi bu projede de sağ olsunlar çok büyük desteklerini gördük. Biz bu projeyi hazırlarken zaten Sayın Valimizin bilgisi dahilinde ve desteğiyle zaten sağ olsunlar tekrarlıyorum büyük yardımları oldu. İlk tabii hem şehrimizin valisi olarak hem de bu projeye büyük katkılarından dolayı ilk ziyaretimiz ona oldu. Arkadaşlarımızla Sayın Valimiz I'm talking about the governor's visit. Governor visit. Yeah. Çok memnun oldular. Sayın Valimiz de kendilerine zaten sizin de yayınladığınız gibi ve gazetelerde yayınlandığı gibi iki tarafta çok memnun oldu. Paylaşıldı. Umuyoruz bundan sonra da güzellikler devam edecek. Tabii Metin Bey'i de ziyaret ettik. Çünkü şöyle Metin Bey'i de ziyaret ettik. Daha ziyaret edeceğiz tabii. Sayın belediye başkanlarımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret evet, edeceğiz. Devam ediyor zaten çalışmalar. Çalışmalar esnasında ziyaret edeceğiz. Çünkü Metin Bey de zaten AFAD'ın konuşlandığı yer değil mi? Atakum sınırları içerisinde ve o tahsis edilmiş bir yer. Sayın Metin Burman'ın ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da zaten yardımlarıyla kurulmuş bir yerdir. Arkadaşlarımız da AFAD'ın kurulduğu yeri zaten çok beğendiler. Lokalizasyon olarak da, hakimiyet olarak da, evet. ulaşım olarak da, yerleşim olarak da çok beğendiler. Zaten Atakum Samsun'da hakikaten herkes tarafından beğenilen bir noktada şu an değil mi? Evet. Sanıyorum bu onlara da yansıdı ve kesin. Atakum Belediye Başkanı Metin Vurma'yı ziyaret ettiniz siz de tabii, bunların kesinlikle. Akabinde. Zaten dediğim gibi büyük yardımlar olmuş AFAD'ın oraya kurulmasında, arazi tahsisleri konusunda da. Onun için biz ziyaretlerimiz devam edecek belediye başkanlarımızı. Çünkü sonuçta gelen dostlarımız Selanik Belediyesi'nin elemanları, rescue team'i, kurtarma birlikleri. Yani Selanik Belediyemizin, Samsun Belediyemizin, belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin ve alt belediyelerimizin de tabii ki doğal olarak muhatapları olması gerekiyor. Tabii ki kendileri tanıştıracağız. Çünkü evet. Selanik Belediyesi ve Samsun Belediyesi kardeş şehirler yani. Onun için Selanik Municipality and Samsun Big City Municipality are the friendship. You know, o nedenle zaten dostluklar başlıyor. Evet. Böylelikle de pekişmiş oluyor bu dostluk değil mi? Evet. Ve bir tatbikat yapılacak yanlış evet. bilmiyorsam. Bu tatbikatta neler olacak? Bunun ayrıntılarını isterseniz sizden dinleyelim Ahmet Bey. Tatbikat daha çok kimyasal, radyolojik nükleer saldırılara karşı, sızıntılara karşı yapılacakların daha çok yansıtılacağı bir tatbikat olacak. Ondan sonraki gün gerçekleştireceğimiz tatbikatta genel anlamlı, işte özellikle Türkiye'nin de muzdarip olduğu deprem temalı olacak. Onun dışında işte depremin getirebileceği ikincil afetlere karşı da hazırlıklı olunmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız orada. Alaçam'da olacak tatbikatımız. İşte doğa koşullarında çalışabilme becerisini de içinde barındırıyor olacak tatbikat. Çünkü dışarıda yapılacak. Bunları kapsıyor kısacası. İşte hep birlikte göreceğiz ne kadar o iletişimimizin orada da nasıl olduğunu göreceğiz. Çünkü uluslararası alanda çalışmanın da belki bir provası olacak bu bizim evet. için. Atılan bir ilk adım olacak yani belki de değil mi? Evet. Samsun'un tarihteki misyonuna da uygun aynen, olmuş olacak aynı zamanda. Mr. Miftos bir şey söylemek istiyor Burcu Hanım. Buyurun. Yes, I'd like to say we are belong to a civil department of Thessaloniki. It's a new department. We may training civil protections with volunteers and another government teams about 15 years. But now the municipality of Thessaloniki make a good office for civil protection. My major, Mr. Butaris,
he trying all the time to give us a power for that office to be ready for everything. And I want to thank him because he gave us the order and the information to come here to visit. Şimdi şeydeki, Seyhan'daki bu anlamdaki bölüm yani çok büyük destekleniyor, büyük güç veriyor bu şey içinde zaten. Bu birleşim için, bir çalışma için de orada gönüllüler ve sivil koruma için, yani halkın korunması için büyük destek veriyor oradaki Mr. Bernakis'in söylediği müdürleri diyelim artık. Orada ve burada gönüllüler var, hükümet insanları var. Bunların hepsi hayat kurtarma yani civil protection dediğimiz insanları kurtarma adına çay içinde oradaki müdürlere çok büyük destek veriyor. Evet, yani bu proje bunun için de destek veriyor. Tabii. Tam da destek alıyor. Aynen öyle. Peki merak ettiğim bir şey var. Samsun özellikle afet bölgesi, deprem riski olan ilçelerimiz var. Heyelan bölge riski olan ilçelerimiz var ki sel felaketi yaşadık geçtiğimiz günlerde. Yunanistan'da durum nedir? Onlara başvurulan en önemli nokta nedir? Most important thing to apply in Greece, what's the important thing? Earthquake or the... To apply? Apply on... earthquake or anything else. Η πιο επίγουσα κατάσταση, το πιο επίγον, το πιο σοβαρό στην Ελλάδα, είναι ο σεισμός ή είναι κάτι άλλο? All the emergencies is important. Because it's not necessary to be an earthquake to be ready. Because if you... You are in the city, and someone dropped down from heart, have a heart problem. You must have a people around to save him. It's simple. It's not necessary to have a big accident or damage to save people. For that reason, municipality of Thessaloniki and civil protection department start to have medicals in all the cities. Start to have a crew to be ready for a small or a big damage to work together with another government teams. Hükümet birlikleriyle beraber çalışmak için öncelikle tabii bu Selanik Belediyesi'nin bu bölümü diyelim. Öncelikle insanların Civil Protection dediğimiz department arkadaşlarımızın bulunduğu yer. Evet. Öncelikle etkilenen insanların sağlığıyla yani kalp çünkü bu olaylar olduğu zaman ilk etkilenecek olan insanlar hani şey olduğu zaman deprem olduğu zaman ama depremin dışında orada etkilenen bir kalp krizi geçirebilecek insanların falan önlemini almak. Yani medikal ve ilaç meselesini bu ilk planda tutmak gerekiyor. Evet, bundan önem veriliyor. Tabii öncelikle insanlar ve buna hazır olmak. Tabii buna hazır olmak diye söylüyor. Arkasında da tabii diğer oluşabilecek diğer hasarları da kaldırmak için ama birlikte çalışmak. İlaç, medikal problemler ve sivil insanların hayatı. Yani ilk önce bu, sonra adım adım tabii gidiyor. Bunun tabii kendi planları içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Okay, the big damage, like an earthquake or a big rain, it's something to use the time. Because all around, you must walk so fast. Because you must take people to go in a safe place, you must to make immediately place to eat the people, to give a medical and everything. It depends what emergency you have. Bu tabii olay olduğu zaman büyük bir deprem veya bir olduğu zaman insanları tabii bu anlamda ilk yardımı yapabilmek çok önemli. Evet, değil mi? İlk 72 saat evet. Diye bir ifade de var sanıyorum değil mi bu konuyla? Doğru. Onu yapabilmek evet. Çok önemli diyor Mr. Bernakis. Yani haklı da. Biz de arkadaşlarımız zaten bu işin uzmanı. Evet. Onlara biz sadece onların verdikleri bilgiyle bu anlamda bilgilenebiliyoruz. And I like very much because AFAM have one very good model for earthquakes, for rain, for everything. And that model they didn't take from France or Switzerland or Germany. They make by self, by our experience. Evet, AFAD'la ilgili değerlendirmeler. Tabii, biliyorsunuz zaten. AFAD çok güzel model diyor. Yani İsviçre, Fransa, nereden daha önde. Çok güzel.
Aynı modelde evet. Ve daha önde diyor. Evet. Zaten bunu defalarca da tekrar ediyorlar evet, gördükten sonra. Geçtiğimiz günlerde de yine AFAD Samsun Şube Başkanı Sayın Erkan Koperman stüdyomuzda olmuştu. Kendisinden de dinlemiştik bunları aslında ekipman olarak ve model olarak yine kendi evet. modelimizi uyguluyoruz demişti. Kesin. Bizler de bu anlamda bilgi sahibiyiz evet. ve bizleri de memnun etti. Son 5 dakikamız kaldı evet. artık. Son olarak vereceğiniz mesajlar çok önemli. Mesajlarımızı alalım. Yavaş yavaş da programımızı kapatalım isterseniz. There are 5 minutes left. What's your message for Samsung people and Turkey? I'd like to say from now on we have a big, big and strong bridge until Saloniki and to Samsung. We'd like to have more education and together training. All that people, it's very nice people and know exactly what they're doing. And I think that bridge is Samsung and Thessaloniki maybe have more interesting for all the people. Selanik ve Samsun arasındaki köprü çok enteresan olacak ve iki halk için de güzel bir şey olacak. Yani her şey konusunda. Kısaca böyle özetlemek gerekiyor. Evet. Sizin What's your opinion? Son mesajlarınızı. My opinion is also the same. I like very much what Samsung people did from hospitality to us. I believe also that a new bridge is constructing now between our cities, not only for civil protection that we care for, but in other areas too. And we'd like to say again thank you to all of you for inviting us here and to our mayor from Thessaloniki, Mr. Boutaris, for letting us come here and exchange thoughts and everything that we do for civil protection between our countries. İki ülkemiz arasında ve Samsun ve Selanik arasındaki yine aynı şeyleri söylüyoruz. Güzel bir şey var, köprü. Bunu kuruyoruz. Güzellikler olacak. Başka güzellikler gelişecek diye umut ediyoruz. Burada olmaktan memnunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Mr. Stelios, sizden alalım birkaç cümle, duygu düşüncelerinizi. Last word for yourself, very brief. Ότι έχουμε ένα κοινό σκοπό, εμείς και η ΑΦΑΤ, για το σύνολο του, για την διάσωση των συνανθρώπων μας. We think the same, we do the same, we give all our heart to what we believe, helping our fellow people. Aynı şeyler, AFAD'la bizim aramızdaki aynı şeyler, evet, bir, aynı, bağ. Bir bağ, aynı şeyler, düşünceler aynı, evet, uygular aynı. Güzel. Evet efendim. Ki böyle yani. Bir bağ oluşturdunuz, size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, sizden de birkaç cümle alalım isterseniz, tabii. Programımızı kapatıyoruz. Bize göre ve demin Mr. Benakis'in söylediğine göre, söylediği kadarıyla aslında bizim için bütün afetler, bütün olağanüstü durumlar, insanları sıkıntıya düşürebilecek bütün aciliyetler önemlidir. Bunun yanı sıra bizim bu bilgi ve tecrübe paylaşımını yapmamızda bu konuda afetlerin olmadığı süre içerisinde yaptığımız değerli çalışmalardandır. Ben yine katkısı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Erdoğan Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Hem bu proje için hem de bugün burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Konuk Evi'nin özel bölümüyle sizlerle olduk ve bir sohbet gerçekleştirdik. Selanik'ten gelen misafirlerimizi ağırladık stüdyomuzda ve gerçekleştirdiğimiz sohbetle de Konuk Evi'nin özel bölümünün sonuna gelmiş olduk. Bir başka Konuk Evi programında yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Thank you.